Efendim mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında ana habere başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim siyasetin en önemli başlığıyla başlayacağız. Mecliste son yılların en büyük kavgası yaşandı. Milletvekilliği düşürülen Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan genel kurulu tipli Ahmet Şık'ın çirkin provokasyonu karışınca tekmeler yumruklar havada uçuştu. AK Partili vekiller Şık'ın hakaret dolu ağır ithamlarına çok sert tepki gösterdi. Bazı vekillerin yaralandığı kürsü önündeki kavga kameralara da yansıdı. AK Parti ve DEM Partili vekiller birbirine girdi. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Meclis Genel Kurulu milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla toplandı. Dün ayağı kırıldığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel kuruldaydı. Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Gündeme geçiyoruz. Toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından AK Partili vekiller salona girdi. Görüşmenin başlamasıyla birlikte milletvekilleri kürsüye gelerek söz almaya başladı. Usul tartışması sırasında söz alan Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık yine büyük bir provokasyona imza attı. Sizde hiç utanma yok. Utanmanız yok, haysiyetiniz yok. Kes sesini be, kes sesini. Salladığım parmağı vuracağız. Sayın Şık. Sen bunu yaşayacaksın. Sayın Şık. Evet. Sayın Güler, Sayın Güler, Sayın Şık. Sayın Güler, Sayın Güler, Sayın Şık. Değerli milletvekilleri. AK Parti grubuna yönelik ağır hakaret ve ithamlarda bulunan Şık'a milletvekilleri çok sert tepki gösterdi. Gerginlik artınca Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Sayın Şık, değerli milletvekilleri. Birleşime 15 dakika ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, temiz bir dil kullanılması konusunda milletvekillerini uyardı. Ancak kürsüye tekrar gelen Ahmet Şık, çirkin provokasyonuna kaldığı yerden devam etti. Hepinizin toplamının hakaret şu memlekete Can Atalay kadar hayrı dokunmasın. Ahmet Şık'ın AK Partili milletvekillerine yönelik skandal sözleri sonrası ortalık karıştı. AK Partili vekiller kürsüye yürüdü. Verilen ara sırasında AK Parti ve tip milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya CHP ve DEM'li vekiller de dahil olunca ortalık daha da karıştı. Genel kurulda dakikalarca yaşanan arbede kameralara işte böyle yansıdı. Meclisi sabote eden Şık o anlarda da başroldeydi. AK Partili vekilleri işte böyle saldırdı. Arbede sırasında bazı milletvekilleri yaralandı. Kavgada DEM Partili Gülistan Koçyiğit kaşından yara aldı. CHP'li Okan Konuralp ise kaşı yarıldı. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, partilerin grup başkan vekilleriyle görüştüğü tansiyonun düşürülmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Terörle mücadeledeki kazanımlardan geriye dönüş kesinlikle söz konusu olmayacak diyen Erdoğan, suç örgütlerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğinin altını bir kez daha çizdi. Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Bundan geriye gidişi kesinlikle söz konusu olmayacak. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapacağız dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada mezunlara başarılar diledi. Gündeminde mafya ve çetelerle mücadelede vardı. Hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, huzuruna kastedenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, İnsan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış. Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin. Mezuniyet töreninde 868 subay, 3249 az subay olmak üzere 4117 jandarma ve sahil güvenlik personeli yemin ederek görevlerine başladı. Törende jandarma komandolarının gerçekleştirdiği paraşüt gösterisi de büyük beğeni topladı. Şahin gözlerini yırttı karanlıkları, ses verse, ses verse gelecekti inandıkları. Boğazda düğümlenen ışkırıkları mutluluk seline döndü. Sevgili izleyenler, yurdun birçok noktasında maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Bolu, Manisa ve Bolu'da ormanlar alevlere teslim oldu. Özellikle de İzmir'de yangın, alevler yerleşim yerlerine sıçrayınca büyük panik yaşandı. Peki son durum ne? Haberimizde. Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Yatıyordum ben, bir anda ses duydum. Saat 11 civarlarıydı. Zaten ses duymamla birlikte içeri bir ateş fışkırdığını hissettim. Alevlere teslim olan İzmir'de ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgelerine kadar ilerledi. Bir yandan söndürme, bir yandan da tahliye telaşı vardı. Geldi, Allah yardımcısı olsun buradaki evin. Orman evi gitti şu anda. Orman evi yanıyor. Birçok ev küle döndü. Neyse ki mahalleli hızla köyleri boşalttı. Ekipler alevlere müdahale etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 1,5-2 sularında eş zamanlı 4-5 yerde yangın çıktı. Alevler Karşıyaka Sanayi Sitesi'ne de sıçradı. İzmir'in her yerinden dumanlar yükseldi. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk güçleri araştırıyor. Manisa'da alevlere teslim oldu. Ekipler ormanlık alanlarda hızla yayılan yangınları söndürebilmek için gece gündüz söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Allah'ım! Allah'ım yandı ortalık, Allah'ım! Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Birçok noktada devam eden yangınlara 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri ve toplam 361 personelle müdahale edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız çalışması devam ediyor.
Göynük'teki orman yangını da yaklaşık 30. saatinde yangın söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopterle müdahale sürerken 637 personel de yangını kontrol altına almak için sahada ter döküyor. Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarmasıyla birlikte takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Yangının dumanı Eskişehir'e kadar ulaştı. Kent merkezinde görülen duman tabakası Eskişehir'de de panik yarattı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda da dün çıkan orman yangını ise yürekleri ağızlara getirmişti. Gece boyunca devam eden yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangından 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektarlık alan etkilendi. Anzak Mezarlığı da zarar gördü. Bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı 57. Alay Şehitliği ile Conk Bayırı mevkileri ise geçici olarak ziyarete kapatıldı. Efendim, İstanbul Beşiktaş'ta ara sokakta süratle ilerleyen lüks bir jip yolda yürüyen Dilara Kırasya'ya çarparak ağır yaralamıştı. Üstelik trafik magandası Furkan Dağlı ağır yaraladığı genç kadını orada bırakıp kaçmıştı. Saatler sonra yakalanan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı ama suç makinesi olduğu ortaya çıkan Dağlı ikinci gözaltı kararının ardından tutuklandı. Bir gümbürtü koptu ama böyle nasıl diyeyim, bomba patlıyormuş gibi, böyle deprem oluyormuş gibi. Lüks jiple adeta terör estirdi. Önce 4 otomobile çarptı, hızını alamadı. Yolda yürüyen genç kadını böyle altına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan suç makinesi hakkında karar bozulmuş, tekrar gözaltına alınmıştı. Trafik magandası hakkında tutukluluk kararı çıktı. Korkunç kaza 11 Ağustos'ta Beşiktaş'ta yaşandı. Gece saatlerinde yokuş aşağı son sürat ilerleyen trafik magandası, lüks tipinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki araçlara, ardından yolda yürüyen Dila Kraslı'ya çarptı. Kadına vurdu. Kadın arabanın üstüne vurdu. Kafasını çarptı. Yere düştü. Bayanın yerde yattığını gördüm. Acı içinde kıvranıyordu. Çarpmanın etkisiyle jip devrilmiş ve genç kadın yere savrularak ağır yaralanmıştı. Şoför Furkan Dağlı ve arkadaşı kazanın ardından kaçmış. Sağlık ekipleri Kıraslı'yı hastaneye kaldırmıştı. Dağlı 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Turizmci ve otel sahibi olduğu öğrenilen trafik magandasının kasten yaralama dahil olmak üzere 31 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Silahla fotoğrafları da ortaya çıkan suç makinesi hakkında verilen karara savcılık karşı çıktı. Bozulan kararla Furkan Dağlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ünlü balerin Ksenia Karolina 51 dolar yüzünden vatan haini ilan edildi. ABD ve Rusya vatandaşlığı bulunan Karolina, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk gün Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolarlık bağış yaptı. 33 yaşındaki balerin vatana ihanet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ukrayna'ya 51 dolarlık bağış yaptı. Şok cezayla karşı karşıya kaldı. Ünlü balerin vatana ihanet suçlamasıyla 12 yıl hapse mahkum edildi. Ünlü balerin Ksenia Karolina hem Rus hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı. Savaşa sessiz kalmak istemeyen 33 yaşındaki balerin Ukraynalı bir hayır kurumuna 51,80 dolarlık yani 1700 liralık bağış yaptı. Genç balerinin bağışta bulunduğu kurum, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ekipman, silah ve mühimmat satın alabilmek için para topluyordu. Böylelikle tüm veri akışlarını inceleyen Rus ekiplerinin radarına girmiş oldu.
Başına geleceklerden habersiz Rusya'da yaşayan ailesini ziyarete giden Karelina havalimanında hayatının şokunu yaşadı. Kelepçelenen balerinin yüzüne bej rengi maske giydirildi ve gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaklaşık 8 aydır süren davada karar günüydü. Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Kseniya, paranın Rusya karşıtı eylemler için kullanılacağını bilmediğini söyledi. Ancak ceza almaktan kurtulamadı. Kseniya Karelina'yı vatana ihanetten suçlu bulan mahkeme 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karelina'nın ünlü boksör sevgilisi Chris Van Herden'le tutuklanmadan 10 gün önce İstanbul ziyaretinde oldukları da ortaya çıktı. Sabah Tümer'in sunuculuğunu yaptığı Aşk Adası adlı yarışmadaki bazı görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışma adı altında yayınlanan rezillik sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Rütü'ye seslenen binlerce kişi aile yapısını hedef alan programın bir an önce yayından kaldırılmasını talep ederken program için Aşk Adası değil Ahlaksız Adası yorumları yapıldı. Ateşlerce bir sohbet bizi bekliyor. Ya aşk yağıyor, yağıyor, yağıyor. Yağdır Mevlam, yağdır. Her türlü sapkınlık yarışma programı adı altında yayınlanınca Türk aile yapısı hedef alınıyor yorumları gecikmedi. Aşk Adası'na tepki yağdı. Bu haftaki görevim bir erkeği daha eleme adayı olarak seçmen. Format İngiltere'den, İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island'ın Türkiye versiyonu yapıldı. Ancak programdaki görüntüler çizmeyi aşınca sosyal medya çalkalandı. Toplumsal değerlere zarar verdiği için televizyon kanallarında yayınlanması yasaklanan programlar dijital platformlara taşındı. Üstelik ahlaksızlığın dozajı da giderek arttı. Hande ile eşti, Sofya ile ödüle gitti, Özge ile süt. Ne oldu çocuk? Bunun son örneği ise bir dijital yayın platformunda yayınlanan Aşk Adası isimli program oldu. Sabah Tümer'in sunuculuğunu üstlendiği programda çıplaklık ve her türlü sapkınlık yarışma programı adı altında yayınlanmaya başlandı. İlk gördüğümde böyle hani tipsel olarak beğendiğim iki kişi olduğunu söyledim. İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerin ardından sosyal medyadan programa tepki yağdı. Aile yapısını bozan ve toplumsal hassasiyetlerin hiçe sayıldığı yarışma programı için Aşk Adası değil, Ahlaksızlık Adası yorumları yapıldı. Seni çok önemli. Kolayan birini bulmak zordur bu hayatta. Ben özellikle burada belki. Bu orta. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepkilerin odağına oturan program hakkında RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin ön inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan Aşk Adası isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme üst kurulumuz tarafından yapılmıştır. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemli kamuoyuna arz ederiz. Program hakkında ön inceleme başlatan RTÜK'e seslenen sosyal medya kullanıcıları bir an önce programın yayından kaldırılmasını talep etti. Efendim Van'daki aşiret düğününe katılanlar takı takma yarışına girdi. Davetli sayısı çok olunca toplanan takı ve paranın toplamı küçük bir serveti buldu. Gelin kilolarca altın yüzünden yürüyemedi. Damada takılan parayı 15 kişi zor saydı. Altınlar, banknotlar havada uçuştu. Gelin ve damat sustu, takıları konuştu. Dillere destan aşiret düğünü, kraliyet düğünlerini aratmadı. Takılar cam fanus içinde böyle taşındı. Burikiler aşiretine mensup Özgür Bayramoğlu'yla Elif Anteroğlu dünya evine girdi. Takıların ve banknotların yağmur gibi yağdığı düğüne yurt içinden ve yurt dışından 7000 kişi katıldı. Dillere destan düğün et ziyafetiyle başladı. Yaklaşık olarak şu an 6000-7000 tane davetlimiz burada. İran'dan, Irak'tan, Almanya'dan da birçok davetlimiz geldi. Danslar edildi, halaylar çekildi. Sonra da takı merasimine geçildi. Tam 4 saat süren takı merasimine
kesiminde adeta bir servet toplandı. Paralar say say bitmedi. Damada takılan paralar o kadar çoktu ki 15 kişi birden kolları sıvadı geline. 3 kilo altın takılan düğünde damadaysa 12 milyon lira nakit yağdı. Gelinimize yaklaşık 3 kilograma yakın altın takıldı. Damada da yaklaşık 12 milyon küsurat 12 milyon 300 TL gibi bandında para takıldı. Gelin ve damat takıları taşımaktan, davetlilerse paraları saymaktan yoruldu. Biraz yorulduk ama bizi şereflendirdiler, onur ettiler. Milyonlarca lira ve kilolarca altın takılan çift, cömert davetliler sayesinde dünya evine adeta milyoner olarak girdi. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Efendim, daha yeni eğitim öğretim dönemi gelmeden zamları geldi. Kırtasiye ürünlerine yapılan %70'lik zam velileri daha şimdiden kara kara düşündürmeye başladı. Öyle ki bir çantanın fiyatı 1000 liraya dayandı. Başkenti Ankara'da zamlı eğitim öğretim yılından okul servisleri de nasibini aldı. Aşırı derecede yüksek buluyorum. Toptancıdan pahalı geliyor. Gördüğünüz gibi listeler burada. 88, 110, 120, 125, 145, 180, 330 liraya kadar defter var. Fiyatlar yükseldikçe yükseliyor. Yeni eğitim yılı gelmeden fahiş zamlar da yağmur gibi yağıyor. Defterin, kalemin, çantanın yanına bile yaklaşılamıyor. Bunlar da yaklaşık 100 lira, 120 lirayken şimdi 200-240 bandına geldi. En çok ona zam geldi yani. Okulların açılmasına yakın zam yağmuru başladı. Önce servis ücretleri %40 zamlandı. Şimdi de kırtasiye ürünlerine %70 zam geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2 Eylül itibariyle başlıyor başlamasına, ancak veliler okul heyecanı değil zam telaşı yaşıyor. %70'lik zam kara kara düşündürüyor. Kalem kutusu geçen yıl ne kadardı fiyatı, bu yıl ne kadar? Geçen sene bu yaklaşık 100 liraydı. Şimdi 140 lira civarında. Bu sene çocuğu kreşe vardım. Belli bir kırtasiye masrafı vardı. Ve şey düşündüm, hani kreşte bu kadarsa ilkokulda ne kadar olacak? Elimde görmüş olduğunuz bu defterin geçen yılki fiyatı 70 liraydı. Bu yılsa 110 lira. Elimde gördüğünüz bu kalemse geçen sene fiyatı 150 liraydı. Bu sene ise 275 lira. Okul hazırlıklarında geçtiğimiz yıl çanta dahil tüm ihtiyaçlar ortalama 1000 TL ile dolu. Olarken bu yıl aynı fiyata sadece bir çanta alınabiliyor. Hal böyle olunca aileleri kabarık bir kırtasiye masrafı bekliyor. Ana sınıfına başlayan bir grup çocuğun 3,5 milyar bandında falan genel ihtiyacı. Herkes her istediğini alamıyor. Dükkan kiraları, işçi maliyeti, bunların maliyetinin üstüne koymak zorundayız. Küçük meblağlarda ücretleri alırsalar daha iyi olur insanlar için. Karton kapağı var, plastik kapağı var, sert mukavva kapak var. Desenlisi var, isimlisi var. Sadece kırtasiye ücretleriyle de sınırlı değil. Okul servisleri de zamlı tarifeye geçti. Ankara'da bu yıl okul servisleri geçen yıla oranla öğrencileri %40 zamlı taşıyacak. Bu gidişle biz nasıl ileride çocuk yapacağız, doğuracağız bilmiyorum. Efendim, şimdi Burdur'a gideceğiz. Burdur'da iki komşu arasında gürültü kavgası çıktı. Kavgaya babasının tartıştığını gören 14 yaşındaki oğlu da dahil oldu. Motorundan söktüğü bir parçayla saldıran genç de, korumaya çalıştığı babası da bıçaklı saldırganın hedefi oldu. İşte o dehşet anları. Bırak! Ya polis geliyor, bırak! Gürültü yapıyorsun dedi, tartışmaya başladı. O tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ekmek bıçağıyla dehşet saçan Maganda baba ve oğlunu gözünü bile kırpmadan bıçakladı. Ya polisi ara, bir daha ara, geri kal polisi. Kan donduran görüntüler Bucak'tan. Gece yarısı iki komşu arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Alevlenen tartışmada sokak bir anda karıştı. Benim kalması, benim evim var burada. Ortalık tam durulmuştu ki taraflardan birinin oğlu devreye girdi. 14 yaşındaki çocuk motorundan söktüğü parçayla babasına saldıran adama böyle saldırdı.
Saldırıya uğrayan adamın öfkeden gözü döndü. Yanında bulunan ekmek bıçağıyla önce babaya sonra oğluna dehşeti yaşattı. Ay çok kötü. Kim? Kim orada başka? Bırak! Ya polis geliyor, bırak! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerizekalı! Yapma! İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bırak! Ya polis geliyor, bırak! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerizekalı! Ankara Ufuktepe sakinlerinin heyelan korkusu yollarda oluşan dev yarıkların gün geçtikçe büyümesiyle daha da arttı. Aylardır yapılmayan yol adeta bir fay hattı kırılmışçasına dev bir oyuğa dönüştü. Seçimden sonra unutulduk diyen mahalleli aylardır yetkililerin yolunu gözlüyor. Şu hale bak, burada bir kişi düştüğünü düşün. Bak burada cenazesini kurtaramazsın, biliyor musun burada? Kendi kendine burada çürür. Bilir kişi gelin ya, bu Türkiye'de bilir kişi bitti mi? Bitti mi bura bu mahalle ya? Keçiören Ufuktepe'deki bu korkunç manzarayı yaklaşık 2 ay önce ekranlarınıza getirmiştik. Çok küçük bir çatlakla başladı burası. Fakat gün geçtikçe büyüdü ve deprem olmuşçasına devasa yarıklar oluştu. Heyelandan yollar çatladı. Küçük bir çatlak yerini derin bir yarığa bıraktı. Her an şu durduğumuz yerde bizimle beraber gidebilir. Yani tehlikeli burada durmak bile tehlikeli bence. Bizler 2 ay önce bu arkadaki yolda yürüyebiliyorduk. Ekranlarımıza taşımıştık. Ufuktepe Kanuni Mahallesi'ndeyiz. Heyelandan çöken bir yol var şu anda. Sizler de görüyorsunuz. Bu yola adım atmak imkansız çünkü vatandaş çok korkuyor. Yetkililer de uzun bir süredir bu bölgeyle ilgileniyor. Oradan geliyor. 2 tane 3 tane vatandaş aynı anda düşebilir. Ben diyeyim 1,5 metre siz deyin 2 metre açılmıyor. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi tedirginlik yaratan bu dev yarığı bir türlü görmüyor. Aylarca müdahale edilmeyen çatlaklar gün geçtikçe dev yarıklara dönüşüyor. Bu tarafa gelmeye korkuyoruz yani. Böyle değildi ama burası bak. Birkaç gün önce geldiğimde yani şurası şöyle değildi. Burada yani yıkılmış. Elektrik direkleri yıkıldı. Yol ikiye ayrıldı. Göçük ve genişlik de gün geçtikçe büyüyor diyebiliriz. Mahalle sakinleri de çocuklarının burada başlarına bir şey geleceğinden oldukça endişeli. Mahalle sakinleri adeta kaderine terk edilen heyelanlı yola müdahale daha da gecikirse olası bir facianın da kaçınılmaz olacağı görüşünde. Yoldaki açılma eğer biraz daha devam ederse belki de bu alan birçok insana mezar olacak. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Ufuktepe sakinleri isyanlarını böyle dile getirdi. Bir kez daha Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Mahsur Yavuz bir tane oy şey mi attı buraya? Asfalt mı attı? Bir tane oy asfalt atmadı. Sokaklara bir gidin. Üstündeki kaldırımlar parça parça oldu. Biz de korkuyoruz. Lan ben de burada oturuyorum. Tedirgin oluyorum ya. Ben burada canımla dişimle çektiğim tek tek para topladım. Bak korkuyorum. Ben de korkuyorum ya. Ben de korkuyorum. Buraya ne olacak ya? Efendim, Samsun'da serinlemek için denize giren Taş ailesi deyim yerindeyse kabusu yaşadı. Karadeniz'in hırçın sularına giren 5 kişilik aile boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ailenin imdadına koşan sahil güvenlik ve can kurtaran ekipleri can pazarı yaşayan Taş ailesini nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Ay müdahale ettik. Kayaların arkasından işte adamı çıkardım, kadını çıkardım. Amirlerimiz çocukları çıkardı. Henüz beşini de sağ salim çıkardık sudan. Çok şükür. Serinlemek için girdikleri deniz kabusları oldu. Bir anda can pazarının ortasında kaldılar, ölümle burun buruna geldiler. Hırçın dalgaların arasındaki can pazarı Atokum ilçesinden. Ankara'dan Samsun'a gelen 5 kişilik Taş ailesi serinlemek istedi. Hep birlikte denize giren aile akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgalı havalarda vatandaşlarımızı biz uyarmamıza rağmen uyarıları dikkate almıyorlar. Çevre illerden geliyorlar. Genelde de vakalar bu yüzden çıkıyor. Anne, baba ve 3 çocuğun denizde çırpındığını görenler durumu sahil güvenlik ve can kurtaran ekiplerine bildirdi.
Taş ailesinin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. 5 kişilik aile azgın dalgaların arasından böyle kurtarıldı. Kurtarma ekibi de felaketi yaşadı. Karadeniz'in azgın dalgalarında kayalara çarpan 6 ekip üyesi yaralandı. Yolun arkası jilet gibi keskin midyelerle, kayalarla kaplı. Ya ben de vakadan vakaya koşarken kayaların arkasından mecburen yani kendi canımızı hiçe sayıp yani müdahale etmeye çalışıyorum. Denizden çıkartılan 5 kişilik aile ve yaralı sahil güvenlik ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ona göre bir araca lastik takmak mutfakta pilav yapmaktan daha kolay. Antalya'nın lastik ustası Mümine Gökçe'den bahsediyoruz. Mümine Usta tam 25 yıldır ekmeğini lastikten çıkartıyor. İşini öyle titiz yapıyor ki erkek meslektaşlarına da meydan okuyor. Hayırdır çocuklar, iyi misiniz? Muzaffer Usta. Benim. Lastik yapmak, pilav yapmaktan daha kolay. Belki evinde de istirahat ediyordur. Burada çalışıyor, evde yemek yapmıyor. Yemekleri de hazır söylüyordur. Şu anda süper yapıyorum. Erkek müşterileri onun yeteneklerine şaşıp kalıyor. Mümine Usta dakikalar içinde teker değiştiriyor. Lastikleri jantlardan ayırıp erkek ustalara böyle taş çıkartıyor. İlk geldiğimizde acaba yapabilir mi böyle bir güç isteyen bir şey bazı yerlerde. Bijon anahtarını sıkmak veya o makineyi kullanmak güç ister. Antalya'da lastik tamiri yapan eşine yardım etmek için kolları sıvayan Mümine Gökçe, işinde aranan ustalardan biri haline geldi. Hem 4 çocuğuyla ilgilenip ev işlerini yapıyor, hem de atölyede rot balans ayarından lastik tamirine kadar tüm zor işlerle kadın titizliğiyle ilgileniyor. Eşimle daha doğrusu 30 seneden beri buradayım. Daha önce işte ufak tefek yardımlar yapıyordum. Daha sonra işte iyice işi öğrenmeye karar verdim. İyice öğrendim. Öğrendikten sonra da daha da çok geliştirdim. Şu anda süper yapıyorum. Gelen müşterilerden ziyade beyler biraz şey yapıyor. Yani tuhafına gidiyor. Bazen tabii yaptırmak istemiyorlar. Erkek meslektaşlarına meydan okuyan Mümine Usta tekerleri dakikalar içinde yerinden söküyor. Güçlü kadın tek başına lastikleri araç jantından ayırıp kimseden yardım almadan böyle tamir ediyor. Lastiklerini tamir ettirmek için gelenler kadın tamirci görünce kısa süreli bir şok yaşıyor. İlk gördüğümde tereddütte kaldım bir bayanın böyle çalışmasına. İşçilik konusunda işçiliği çok iyi. O yüzden hiçbir sorun yok. Pek alışık olmadığımız bir durum ama gerçekten bu bayan arkadaşımız hem bu işi severek yapıyor. Ekmeğini tamir ettiği lastiklerden emek emek çıkaran Mümine Usta bir de pilav yapmanın lastik takmaktan daha zor olduğunu iddia ediyor. Evdeki pilav yapmaktan daha kolay. Yemek yapmaktan daha kolay. Pilav, özellikle pilav. Lastik yapmak, pilav yapmaktan daha kolay. Belki evinde de istirahat ediyordur. Burada çalışıyor, evde yemek yapmıyor. Yemekleri de hazır söylüyordur. Yılanlara fısıldayan adam olarak bilinen Hasan Doksal yine yapacağını yaptı. 2 metrelik bir yılanla düğüne katılan Doksal, gelin ve damada unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Dans pistine yılanıyla çıkan çılgın adam izleyenleri hem korkuttu hem şaşırttı. Maşallah, maşallah, maşallah. Hey maşallah, düş değil. Düşme. Kaçma. Yılan avcısı yine şovunu yaptı. Yılanlarıyla sosyal medyayı sallayan Hasan Doksal bu kez yılanını kaptığı gibi bir düğüne gitti. Yılanlara fısıldayan adam bu ilginç görüntülere imza attı. Bahçeden yılanını aldı, sepetine koyup düğün salonunun yolunu tuttu. Gelin ve damada unutulmayacak bir sürpriz hazırladı. Yılan avcısı adıyla bilinen Hasan Doksal piste çıktı, yılanlarıyla dans etti. Düğündekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yanında getirdiği 2 metrelik yılanıyla davetlilere poz vermeyi de ihmal etmeyen yılan avcısı herkese unutulmaz bir gün yaşattı. Düğündekiler bayağı eğlendiler. Düğünden daha fazla eğlendiler. Maşallah, maşallah, maşallah. Beni seviyorum, beni seviyorum. Sevgili izleyenler, şimdi yurttan ve dünyadan kısa görüntülerden derlediğimiz bir haber turumuz var. Akabinde buradayız.
Gel buraya. Gel buraya. Gel. Sekiz yıl, üç ay hapis cezası bulunan Firari, kamyon kasasındaki kolilerin altından çıktı. Yavaş, yavaş. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan cezası bulunan Firari ile ilgili ihbar polisi harekete geçirdi. İhbardaki kamyon durduruldu ama ortada kimse görünmüyordu. Kolileri kontrole başlayan polisler en alta gizlenen Firari'yi böyle yakaladı. Yavaş, yavaş. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Kolilerin altından çıkan Firari çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kuzumuzu aldı. Kuzu peşinde 10 tane oldu. Ay yazık aşkım. Aynen ben hemen bunu salıyorum. Bak 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 bak. Eşi olmayabilir ama olsun. Sonuçta arkadaşı yanında. Tuttuğu balığın peşinden geleni görünce dayanamayan balıkçı herkesi duygulandırdı. Bak şimdi bak 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 bak. Hayal ediyorum acaba. Hadi git arkadaşının yanına. Direkt gitti onun. Çok keyifli be. Anam. Konya altında denize açılan profesyonel balıkçı Savaş Dursun'un oltasına bir orkinos takıldı. Sevinçle balığı teknesine çekmişti ki arkasından bir balığın daha geldiğini gördü. Oo peşindekilere bak. Kuzu peşinde 10 tane oldu. Bu can siperhane takipten etkilenen Dursun, eşi ya da arkadaşıdır salmamak olmaz diyerek öptüğü balığı tekrar denize bıraktı. Ay yazık aşkım. Aynen ben hemen bunu salıyorum. Bak 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 bak. Bak. Eşi olmayabilir ama olsun. Olsun sonuçta be. Arkadaşı yanında. Bak şimdi bak 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 bak. Hayal topluyor. Acaba? Hadi git arkadaşının yanına. Direkt gitti onun. Çok keyifli be. Anam. At üstünde polislerden kaçmak istedi. Ortaya Türk filmlerini aratmayan bu görüntüler çıktı. Hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Firari için polis operasyon düzenledi. Atına binip araziye kaçan Firari polis araçlarını atlatacağını düşündü ama polis drone'unu hesaba katamadı. Drone'dan gelen görüntülerle Firari'nin saklandığı yeri kolayca bulup böyle yakaladılar. Yolun ortasında durup halay çeken trafik magandaları çevre yolunu işte böyle kilitledi. E5 karayolu Florya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durdurarak araçlarından indi. Diğer araçları umursamadan son ses açtıkları müzikle dakikalarca halay çekti. Arkalarında biriken araçlardan yükselen korna seslerini aldırmayan trafik magandaları sonrasında arabalarına binip yola devam etti. Ama bu görüntüler paylaşılınca polisler peşlerine düştü. Trafikte halay terörü estiren magandalardan 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Birçok maddeden ceza kesilen şüphelilerin araçları da emniyetin bahçesine çekildi. O da kurban gibi duruyor arkada. Motosiklet üstünde motosiklet taşındı. Görenler şaştı kaldı. Bak ne yazıyordu arkadaşlar. Geç kalmış bir paket kadar soğuduk. Konakta motosiklet üstündeki iki kişi seyir halindeyken bir başka motosikleti daha taşıdı. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan ikilinin görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı. Buna vuracak da duvarlamayacak motoru. Sırtındaki çuvalı indirmek isterken bulgur kazanında haşlandı. 35 yaşındaki Bülent Göz sırtındaki yem çuvalını indirdiği sırada dengesini kaybedip evin önünde bulgur kaynatılan kazanın içine düştü. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan talihsiz adam yanık merkezinde tedavi altına alındı.